Şu anda ülkenin yönetimini size verseler ne yaparsınız? Bir kere hiçbir şey yapmasam bundan iyi olur. bu cevap manşete çıkacak bir cevap. Bu yüzden hiçbir şey yapmasam şu andan iyi olur. Kesinlikle. Evet. Bunu bir kere bütün vatandaşımızın, bütün herkesin bir anlaması lazım. İkinci olarak ne yapmamız lazım? Neler yapmamız lazım? Şimdi bir sorun olsa bir sorunu çözersiniz. Onlarca, yüzlerce sorun var. Bu ülkede eğitim politikaları değişmeli, sağlık politikaları değişmeli, ekonomi politikaları değişmeli. Bakın çok basit bir örnek vereyim. Biz süper kahraman filmleri izleriz. Süper kahramanlar. Ve herkes, benim de çocuklarım var. Birisi işte Elsa kıyafeti ister, birisi Spider-Man kıyafeti ister, değil mi? Çocuklar böyle. Biri Superman olmak ister, biri örümcek adam olmak ister, birisi Iron Man olmak ister. Bizim süper kahramana ihtiyacımız mı var? Bizim süper kahramanımız hayal ürünü de değil. Belli ve canlı, yaşamış. Biz bir kere Atatürk'e özendiremeyen bir milletiz. Atatürk'ü sevdiremeyen bir eğitim politikamız var. Biz Atatürk'ü hep işte savaş hattında, işte sınırda, düşmanla işte savaşan falan, müthiş bir komutan. Ama bir insan portresi bize hiç anlatılmadı. Hiç annesinden bize bahsedilmedi. Bu hukuklarından hiç bize örnekler verilmedi. Bize sevebileceğimiz bir şey verilmedi. Bize saygı duymamız gereken bir şablon çizildi. Halbuki Atatürk'ü bu ülkede gerçekten anlatsaydık, o çocuğun başına okşamasını, o annesinin elini öpmesini, genç Atatürk'ü, o yaşlıya gidip köylünün derdini dinlemesini, annesi öldüğü zaman cenazesine gidemeyişini, annesinin vasiyetini, yani çok özür diliyorum, annesiyle ilgili o kadar hakaret almış şeyler, çirkin şeyler, reziller, neler ve bunları yaptılar ve onun vasiyetini okusalar, ondaki imanın zerresi hiçbirinde yok. Şimdi biz bir kere bunu oluşturamadık. Bizim eğitim politikalarımızı değişmemiz lazım. Bunun yanında bizim hukuku ve kanunları işletmemiz lazım. Bütün bunların da ötesinde bir kere bu sistemi değişmemiz lazım. Tek adama bağlı hiçbir şey olmaz. Biz bugün bakkal kursak, bakkal. Bir bakkalı tek bir adama emanet edemiyoruz. Diyoruz ki yanında bir çırak bulundur, onunla istişare et. İşte evin çocukları belli bir yaşa geldiği zaman gidip babasına baba bakkalı artık biz yapalım bunu diyebiliyorlar. Bakkal bu ya. Bakkala emanet edemediğimiz yönetim sistemini devlet emanet ediyoruz. Böyle bir saçmalık olmaz. Bir kere gerçekten meclisin kıymeti olan o insanların renklerini ortaya koyabildiği, seslerini duyurabildiği, düşüncelerini yansıtabildiği ve bunları hayata geçirebildiği ortamları oluşturabilecek, denetleyebilecek. Sayıştay var mı? Denetim yok. Mekanizması tamamen iflas etmiş durumda. Sayıştay yok, Danıştay yok. Evet, hiçbir şeyin bir kıymeti kalmadı. Evet. HSK'nın üyelerini ben atarım, Sayıştay beni inceleyemez, Danıştay bana işte hiçbir şey danışmam, hiçbir şey sormam. Ondan sonra kararı veririm, sonra ülke yandığı zaman da belediye neyi söndürmedi?